Tek hastamız. Şanlıurfa Balıklıgöl Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sevkli olarak önce Sivas, ardından da bizim hastanemize kabulü gerçekleşti. İlk değerlendirmesinde genel durumun iyi olduğunu saptadık. Yaşamsal fonksiyonlarında acil sıkıntılı bir tablosu yoktu. Olası tüm travmaları baştan aşağı tekrar değerlendirildi. Zaten geldiği hastanede gerekli ilk müdahaleler gereği şekilde yapıldığını gördük. Bizim kendi değerlendirmelerimizde de hastanın ek ameliyat gerektirecek en azından bir sıkıntısı olmadığını saptadık. Şu anda medikal takip ve gözlem amaçlı yoğun bakımımızda. Tabii patlama etkisi nedeniyle patlamaya bağlı olarak sadece bir bölge değil, vücutta genellikle bütün alanlar etkilenmiş durumda. Tabii yakın bir temas nedeniyle yanık da buna etkilenmiş, eklenmiş vaziyette. Boyun bölgesinde, kollarda ve karın bölgesinde yanık izleriyle beraber patlamanın etkisiyle ortaya çıkan parçaların yapmış olduğu olay neticesinde işte göğüste de yaralanmaları var. Karın bölgesinde de yaralanmalar var. Göğsündeki yaralanmanın tabii ki takibi gerekiyor. Onun toparlaması için belli bir süreye ihtiyaç var. Karın içerisindeki karın iç organlarında da şarapnel parçası dediğimiz bu patlayıcı maddenin etkisiyle ortaya çıkan birkaç organ yaralanması söz konusu. Fakat hepsi kontrol altında şu anda.